Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle daha önce bahsettiğim gibi mişli geçmiş zamanı öğreneceğiz detaylı olarak. Evet arkadaşlar. Duyulan geçmiş zaman ya da mişli geçmiş zaman diyoruz. Geçmiş zamanı daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Geçmiş zaman. Onda neydi vardı? Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü. Also, that one we call it dılı geçmiş zaman. But this one we call it mişli geçmiş zaman. Okay. Geçmiş zaman. Both of them geçmiş zaman. Past tense. But this one different version. Tamam? Yes. Let's start. Şimdi first of all this past tense yani mişlik geçmiş zaman where we are using it. Where, when, okay? First, we need to understand what is the differences and then hocam, when I will use this one. Okay? So, let's understand when we will use, where we will use this mişli geçmiş zaman. Birinci, first, başkasından duyup öğrendiğimiz olayları anlatmak için we use, we hear from someone, başkasından. And then we tell it. Okay? So, first one, birinci bu. İkinci, pardon, örnek cümle, example. Dün Ankara'ya kar yağmış. Kar yağmış. Şimdi bunu ben başkasından duydum. I hear from someone. Kar yağmış. Kar yağdı. Yani it snowed. Kar yağdı. I saw. That is dılı geçmiş zaman. But this one I hear. I didn't see. So duyulan geçmiş zaman. That's why we say duyulan geçmiş zaman. Okay? Another example. Dün matematik sınavına girmemiş. Girmemiş. Matematik sınavına girmemiş. Yani he didn't attend mathematic exam. Şimdi bunu, this one I hear from someone. I didn't see. Duyulan geçmiş zaman. Okay. İkinci arkadaşlar. Gerçekleştiği zaman değil de sonradan fark edilen olayları anlatmak için. Şimdi that time gerçekleştiği zaman değil ha. That time we didn't realize, but we realize later on. When it happened, we didn't realize. When we realize later on, we use this one. For example, örnek. Eyvah, ödevimi yapmamışım ha. Şimdi ödevimi yapmamışım. I realize it later. I realize. I didn't do my homework. So, okay, I realize later on. That's why I use this tense. Mışlı geçmiş zaman. Another example. Çantamı yanıma almayı unutmuşum. Ha, unutmuşum. I forgot. But I realize later on. For example. Another example. Mesela telefonumu okulda unutmuşum. For example. Şimdi I was in school. Okay. And then I went to house. And then I realize I forgot my cell phone. Ha, and then I am saying telefonumu okulda unutmuşum. Okay. Like that. İkinci. Üçüncü de
Masallarda, hikayelerde, fıkralarda, story, okay, when we say storytelling, okay? And then some jokes, okay? We use this tense. Bir kırmızı başlıklı kız varmış. Mesela Türkçe hikayeler, masallarda bunlar kullanılır değil mi? Ama dır dir durdur ekiyle birlikte ihtimal ve kesinlik anlamı. Ha, dır dir durdur ekiyle birlikte ne anlamı veriyor? İhtimal ve kesinlik. İhtimal ve kesinlik anlamı veriyor. Mesela annem belki eve gitmiştir. Burada ihtimal. Not sure. İhtimal. Gitmiştir. Maybe she went to house, maybe she didn't. Bak belki, maybe. İhtimal yani. This is ihtimal, okay? Yarım saat oldu. Ders kesinlikle bitmiştir. Ha, this one kesin. Sure. Kesin. Yarım saat oldu. Yani it passed 30 minutes. Ders, lesson kesin. Exact. Okay. Sure. It's finished. Okay. Bu da kesin anlamı. Dördüncü de böyle. Beş. Ben ve biz zamir, ben ve biz şahıs zamirleriyle kullanımında belli sebeplerle kendimizde olmadığımız durumları, kendimizde olmadığımız durumlar ne demek? Hastalık, sarhoşluk vesaire ve rüyamızı anlatırken kullanılır. Ve when we say our dream, we use this one. For example, ben çocukken çok ağır hasta olmuşum. Çocukken çok ağır hasta olmuşum. Bak hastalık. Benim çocukken when I was a child. Dün rüyamda sürekli konuşmuşum. In my dream konuşmuşum. I speak. Bu kendimizde değiliz yani. Rüyadayız, değil mi? Duyulan geçmiş zaman fiiller dışında isimlere de gelebilir. Sadece fiillere değil, isimlere de getirebiliyoruz. Örnek, bir zamanlar bir kral varmış. Bak isim, isime geliyor yani. Bu var, fiil değil, it's not verb. And then yaşlı, it's not verb. Also we can add mış, 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 mış. İsim plus mış, 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 mış. Yani we add to nouns also, not only verbs. Ali geçen hafta hastaymış. Bak hasta, it's not a verb. Hastaymış. Okay. Evet, böyle arkadaşlar. Mışlı geçmiş zamanı nerelerde kullandığımızı gördünüz. Şimdi burada bazı örnek cümlelere bakalım. Ayşe, anneciğim bana bir masal anlatır mısın? Bak burada masal anlatıyor. Annesi, elbette anlatırım. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir keloğlan varmış. Keloğlan çok iyi kalpliymiş. Bir gün annesinden habersiz ormana gitmiş. Keloğlan dinlenmek için ormanda yeşilliklere uzanmış. O sırada bir kurt yaklaşmış. Kurt Keloğlan'a zarar vermek istemiş. Keloğlan çok korkmuş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada da mış 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 mışlı bir hikaye. Masal. Masal okuduk, masal. Evet. Şimdi bakın mış 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 bir varmış bir yokmuş. Ne demek? Once upon a time. Bir varmış bir yokmuş. Okay. Sonra ne olmuş? Keloğlan koşarak kurttan kurtulmuş. Keloğlan annesinden izinsiz dışarı çıktığı için çok pişman olmuş. Bir daha annesinden izinsiz dışarı çıkmamaya karar vermiş. Eve gittiğinde annesine olayı anlatmış. Annesinden özür dilemiş. Evet. Bakın metin kelimeleri arkadaşlar. Varmış, yokmuş, kalpliymiş, çıkmış, görmüş,
istemiş, korkmuş, pişman olmuş, kaçmış, gelmiş, çıkmamış, vermiş, özür dilemiş. Gördüğün üzere bunları böyle kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl kullanıyoruz? Bakın, fiil uyumak, fiil plus, we said mış 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 mış, it depends on the last vowel, we add mış or mış or mış or mış. So here, the last vowel u, bak fiil plus, mış 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 mış, plus şahıs eki, personal suffix, okay? Şimdi uyumak fiil, to sleep, mış, mişli geçmiş zaman eki, şahıs eki. Tamam mı? Ben uyumuşum. Tamam. Neden muş kullandık? Çünkü last vowel u. Okay. Sen de for sen, sen you. Sen uyumuşsun. O uyumuş. Biz uyumuşuz. Siz uyumuşsunuz. Onlar uyumuşlar. Bu pozitif. Peki negatif how we do? Evet this one. Uyumamışım. Ma we add ma. M neydi? Negatif yapıyordu değil mi? Burada fiil plus ma or me and then mış eki and then şahıs eki. Bu da negative version. So uyumamışım, ben uyumamışım. Sen uyumamışsın. O uyumamış. Biz uyumamışız. Siz uyumamışsınız. Onlar uyumamışlar. Peki soru nasıl yapıyoruz? Positive question. We do like this. This is positive question. Uyumuş muyum? Ben uyumuş muyum? Bu da positive question. Sen uyumuş musun? O uyumuş mu? Biz uyumuş muyuz? Siz uyumuş musunuz? Onlar uyumuşlar mı? This is positive question. We do like this. And then negative question. We make it negative and then question. It's easy. Uyumamış mıyım? Uyumamış mısın? Uyumamış mı? Uyumamış mıyız? Uyumamış mısınız? Uyumamışlar mı? Bu da negatif question. Evet, şimdi burada sizlere arkadaşlar örnek cümleler gösteriyorum. I show you examples. Bir şey oldu ama ben şimdi görüyorum, şimdi anlıyorum. Ali çok çalışkanmış. Öğretmeni söyledi. Ben görmedim, yaşamadım. Başkasından öğreniyorum. Bakın, kitabım evde kalmış. Bakın, bir şey oldu ama ben şimdi görüyorum, şimdi anlıyorum. Şimdi burada da ben görmedim, yaşamadım, başkasından öğreniyorum. Melek bugün ödevini yapmış. Başkasından öğreniyoruz. Mehmet dün çok uyumuş. Bebek bütün gece ağlamış. Çiçek solmuş. Mehmet çok mutluymuş. Ayşe hasta olduğumu herkes duymuş. Acaba kim söyledi? Boşluklara dımış mış arasından uygun olan eki yazalım. Arkadaşlar şimdi bunu sizlere ödev olarak veriyorum. This is your homework. Okay? Comment below. Tamam mı? So you can see differences. Di or mış 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 mış. Okay? This one, please complete. And then this one. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? I will show you again. I'm waiting for a while. You can stop video. And then you can do. You can comment. And then you can continue. Stop video. Complete. Comment below. Okay. Cevap anahtarı da bu. Ama buraya gelmeden lütfen siz yapın. Tamam mı? Please don't come here before, okay? Evet, teşekkürler. Thanks for watching. See you next class. Görüşürüz. Bye bye.